أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات مركز Şualar 102 Mehmet duydun mu abi? Şualar 102 Okuyorum. Hakaik-i İslamiye zıddiyet gösterip mübareze eden küfrün mahiyeti bir inkardır, bir cehildir, bir nefidir. Küfrün mahiyeti neymiş? İnkardır, cehildir, nefidir. Sureten ispat ve vücudu görülse de manası ademdir, nefidir. Anlamadık bunu. Şimdi tamam anlamadık. Şimdi tersini söylüyor anlamak için. İman ise ilimdir, vücudidir, ispattır, hükümdür. Mesela ilimdir, iman ilimdir, izaha vardır. İzaha nedir? Vücuttur. Varlığın delili varlıktır. Yokluğun delili varlık olamaz. Mesela Allah vardır, daha ortadan bakıyoruz. Delili varlıktır diyor, deniliyor. Allah yoktur, delili varlıktır denilemez. Yokluğun delili varlık olamaz. İlginç bir mantıktır bu şeyde. Tamam. Mesela ilim, ilimdir iman çünkü realitesi vardır. Realitesi vardır. Yani ama kör ola sona girmeyeceğiz de aklı gözüne inmiş. Yalnız gözünün gördüğüne inanan bedevilerden konuşmayacağız da bugün. Ama iki tane şey söyleyeyim. Mesela uzaktan kumandalı çalışan bir araba düşünün. Çocuğun. O araba akıllı ve şuurlu olduğunu kabul edin. Araba gibi hissiyatı vardır. Yani bir şey neyse hissiyatı da o cinstendir. Tamam, mesela tefekkürle uçabiliyorsak uçma hissi vardır insanda. Arabanın canlı ve ruhlu olduğunu kabul edin. O araba damperi vardır, itfaiye arabasıdır, su dönüşü. Yani o arabanın hissiyatı olsa çiçek hissiyatı olmaz. Mesela o arabanın hissiyatı olsa uçak hissiyatı olmaz. Mesela kadın hissiyatı bizde yok şimdi mesela. Şimdi o araba uzaktan kumandalı olduğu için ustasını görmüyor ve yönetenini görmüyor. Nasıl düşünür sahibini? Şöyle düşünür. Tesiri görüyor ama tesir edeni görmüyor. O da şöyle düşünür araba. Arabanın hissiyatı, fikriyatı. Benim de ustamın, benim bu kadar tekerleğim varsa, onun da dev bir şey var. Benim bu kadar kamyon, damperlim varsa, damperli kamyon, onun da herhalde dünyayı taşıyacak kadar damperi var. Ustasını nasıl düşünür? Kendi ölçüleriyle düşünmek zorundadır. Niçin? Çünkü varlıktan varlığa gitme yolu budur, başka gidemezsiniz. Mesela şu, bu çiçekten aldığımız bilgilerle, iyi dinliyor musunuz? Bu çiçekten aldığımız bilgilerle bu nedir? Neyin nesidir? Nasıl olmuştur? Ne işe yarara gideriz? Buradan alınan ilimle bu yokken bunu yapmakta kullanılan ilme gidemezsiniz. Zorlanıyor musunuz biraz?
Güzel değil mi? Hiçbir zaman eşyadan alınan ilimle eşeği yapan ilme götürmez, işaret eder. Dolayısıyla mevcudatın içinde olan bir insan düşüncesi mevcudat cinsindendir. Kıyastır. Elmayı armutta, bu armutu bakıyor. Bu nedir? Şeftali değildir. Tamam da izah değil bu. Armuta diyoruz ki bu nedir? Şeftali değildir. Muz değildir. Eşyayı eşya ile kıyas ederek anlar. Bu nisbidir. Oradan aldıklarını kafada yoğurur. Farazilerle ekleyerek buna da emri itibari denilir. Gene varlığın arkasına geçemez. İman özelliği. He? İman özelliği. Evet. İman ilmidir denilmesi ilmi eşya değildir. Eşya eşyanın ilmi cinsinden değil iman. Yani bu çiçekten alınan ilim fiziktir, kimyadır, biyolojidir, tamam mı? Bu cinsten değil iman ilmi. Nedir o? Bu ilimle, buradan alınan ilimle bunun sanatkarını kabul ettik, var. Kabul edince o da sana cevap veriyor. O zaman diyor ki bunun arkasındaki ilmi sana veriyor. Kısmen aralıyorum bana gelmen için. İman ilmi varlık ilmi değildir. Şöyle diyeyim değil olduğunu. Buzdan suyu kaldırın. Buz ne olur? Yok olur. Ha. Şimdi fizik ilmi, kimya ilmi, tıp ilmi realitesi varlıktır. Biziz. Tıp ilmi insandır. Değil? İnsana bakılarak yapılmış, yazılmış. İnsanı kaldırın. Tıp ilmi kalır mı? Fiziği kaldırın. Fizik kalır mı? Kalmaz. İman ilmi varlığı kaldırın hala vardır. Suyu kaldırın buz olmadığı gibi. Varlığı kaldırın fizik olmadığı gibi ama varlığı kaldırın Allah vardır. Varlık imana sadece malzeme oluyor. Yani şöyle malzeme derken zemin oluyor şöyle. Aklı olanın dini vardır, dini olur. Aklı olmayanın bizim bildiğimiz dini yok. Fıtri dini var. Bu akılla bunu tanımlıyoruz, tarif ediyoruz, araştırıyoruz, altın üstüne bakıyoruz. Diyoruz ki mesela, bunda harika bir çiçek var, harika mükemmel bir tasarım var, mükemmel bir geometri var. Buna bu boyayı atan kör olmaması lazım. Allah'a inandığımız için değil bu. Bu inançla alakası yoktur bunu demek. Mesela burada mükemmel bir tasarım var yani, mimarlık vardır. Bir yere inançtan demiyoruz, bu böyledir. Çünkü bu böyle söylüyor. Mükemmel bir tasarım var dedim, altın oranı var ya, 1,618. Onu biliyorsunuz, şey yapmayayım. Hani kainatta bir ölçü var. Bir matematik var, yok mu bunda? Bir kimya yok mu bunda? Var. Bunu var demek, yani göz körün işi değildir. Akıl akılsızın işi değildir. Hayat ölünün değildir. Demek inançla alakası yoktur. Garizi bir mantıktır. Doğuştan olan bir mantıktır. Bak bunun etrafını çizmeye çalışıyorum. İman ilimdir derken varlık ilmi değildir. Kudrete dayalı değil. Kudrete dayalı olan değil. Kudreti kullanmış. İlimdir. Mesela vehmi varlığa dayalı değildir. Vehim hep vesvese varlığa dayalı değildir. Sen de niye vesvese var? Ya bugün çorba içtim de oradan geldi. Kaynağı yok. Mevcudatı kaldırın vesvese hala vardır. Çünkü şeytan varlık cinsinden değildir. Tamam? Yani iman ilimdir. İslamiyet'in menfi meselesine gireceğim. Etrafını o kadar çevirmeye çalışıyorum ki bunlar malzeme, anlatacağım gaye.
vücudidir. İman vücudidir. Varlığa dayalıdır. Tasarım, tefekkür, vehim, düşünce, kabul edişe dayalı değildir iman. Yani vücudidir. Vücud haricisi vardır. Mahluktur iman. Vücudidir. Vücudi olmayan iman yok mu abi? Var. Şöyle, imanın bir ucu bize bakan, mesela şöyle diyeyim. Allah'a bakan yön hidayet, bize bakan yön iman. Hidayet geliyor, güneş geliyor, panjuru kaldırıp güneş girerse iman. Burada hakim oldu, nur. Panjuru kaldırmadın, güneş devamlı vuruyor. Allah canibindeki tecelliye hidayet, hidayeti onaylarsan iman. Hidayette. Aynı bunun gibi, imanın mahiyeti var, mahluk değil Allah'ta. Ağacın kökündeki program, ağacın dalı kopsa, gene çıkar çünkü merkez var. İmanın hakikati mahluktur. Çünkü işareteceğiz da imanın malzemesinden bahsediyor. Delil, burhan, şira, usare, ünsiyet, bir de işareteceğiz getirmedik değil mi? 71. sayfada var burada. Tamam saysın. Tam sağ tarafta en üst satırda. Delillerden, burhanlardan olacak ibret. İbret, fikret. Fikret, ha unuttuk onu. Ünsiyet. Usare. Usare, değil mi? Evet, usare. U yoldan çekmiyor. Ha usare. Şiralardan. Şiralardan. Tamam. Bir tane de var mı? Ha, 7 tane mi var? Bir de 5 abi. Delillerden, bürhanlardan sonra onları 5 tane sayıyor. He tamam. Yok 6 tane. Şimdi bunu karıştır. Bu mahluktur. İman imanın vücudidir. Hakikati. Malzemesi bu. Bizdeki eylemi ise nurdur. Başka? Yani ne gözükür? Kuvvettir, huzurdur, feyizdir, coşmalardır. Aynı zamanda dogmatik felsefe tabiriyle doğmalara ve dogmatiklere zemindir. Doğmalara yani ilhamlara, bizim tabirle ilhamlara, sunuatlara, tuluatlara, remizlere, doğmalara yani felsefede zemindir. Niye ona geliyor da bana gelmiyor? Çünkü böyle bir imanı var. Böyle bir eylem yapabiliyor. Çünkü böyle imanı var deniliyor. Vücudidir. İspattır. Çünkü işaret ettiği ve söylemek istediği şey vardır. İspattır. Yokluğun vücudu olmadığı için ispatı yoktur. Vücutta gözükse de... Yani evet. Yani vücudi gibi gözükse mesela. Kainattan bir örnek versen. Mesela Allah yoktur. Bunu ispat ederseniz karşınıza varlık çıkar. Ne demek? Allah yoktur. Kim yoktur İrfan? Allah yoktur. Ha demek ilk önce kabul vardır. Kabul ediyorsun onun yokluğuna gidiyorsun bu sefer. Zaten konumuz şuydu. La ilahe illallah. İslamiyetin ve imanın her bir menfi meselesi. Menfi meseleden konuşuyoruz. Allah'ı inkar etmek için Allah lazım. Menfi ibadetten mi geldiniz abi? Evet. Abi şuna benziyor. Hani şöyle bir devlet yoktur diyoruz. İlk önce aslında onu... Onaylıyoruz. Evet. Ama tanımıyorum. Yani tanımıyorum. Şimdi mesela bir şeyi inkar etmek için onu bilmek lazım. Onu kabul etmek lazım. Onu dava edinip zıttını söylemek gerekiyor. Mesela hiçbir adam çıktı gördünüz mü? 8 kafalı insan yoktur bunun ispatına gitmiştir. Var mı böyle bir kitap? 8 kafalı insan yoktur. Ama Allah yoktur diye kitap var. Ha? Hükümdür. Hüküm şu. Yani bu malzemeleri kullanarak alınan cevaptır. Felsefe gibi düşünülüp de bırakılan değildir. Hüküm demek,
ilmi söyledik, vücudu da söyledik, ispatı söyledik. Hüküm ise bunları söyledik. Mehmet, söyledik. Yani ilimdir. Böyle bir Allah var. Peki varlığını bana nasıl gösterecek? Sandaki tesirleri hükümdür. Mesela ilhamın gelmesi. Mesela diğer insanlardan farklı olma. Şöyle diyeyim. Ahlaki özellikler Müslümanla gavurlu arasında farklı değil midir? Niçin bu ahlakı farklılık geliyor? Çünkü bağlandıkları, itikat ettikleri kaynaktan geliyor. Kendi kişiliklerinden gelmiyor. Yani ahlakı özellikleri insanlarda farklılık olmasın, iman ettikleri kaynağın farklılığından geliyor. Vücuda dayanıyor kökü. Vücudun sana verdiği cevap, vücuda dayanıyor ve sana verdiği cevaptır. Mesela sen niye hırsızlık yapmıyorsun? Sen niye zulmetmiyorsun? Niye zina etmiyorsun? Niye hakkını yemiyorsun? Niye teri daha kurumadan işçinin parasını hemen veriyorsun? Neyin var mı? Böyle yapıyorsan cevabı vardır sende. O zaman hükümdür. Mesela huzur vardır. Mesela ölümden hakiki müneveril bir kalp, küre arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki korkutmaz. Yani kanseri yorumlar vesaire. Bunlar sana verilen cevaptır. Şimdi küfür ise mahiyeti bir inkardır. Yok diyorsun. Tamam. Yok diyorsun. Tamam da kim yoktur? Nerede yoktur? Yani var olmadığı için yokluğuna varlığı kullanamazsınız. Yani yokluğu ispat etmek için varlığı kullanamazsınız. O zaman yokluk varlığa muhtaçtır. Varlık ise yokluğa muhtaç değildir. Anlıyor musun İrfan? Tekrarlar mısın? Bir daha. Çünkü daldın gittin. Gözüküyor. Şimdi yoktur. İspat edeceksin ya. Ne ile ispat edeceksin? Varlıkla ispat edeceksin. Varlık bile, yokluk bile varlığa muhtaç ispat edilmesi için. İspat ettiğin anda yokluğun, o var oluyor. Çünkü yokluğun vücudu yok ki ispat edilsin. Adem mutlak yoktur. Yok. Elhamdülillah galip olmuş zaten. Anladın mı ne? Yokluğu ispat et. Allah'ı ispat ettin. Koy kenara. Allah'ın yokluğunu ispat et. Var olur otomatik olarak. Niye? Çünkü yokun vücudu yok ki ispatı ve delili olsun. Eğer ispat edilebiliyorsa o vücudu vardır. Ama ona değişik isim vermişsin, yoktur. Mesela misal vereyim. Ölen ruhlar hiçliğe gidiyor. Nereye gidiyor? Hiçliğe gidiyor. Ha demek ki ruhları kabul ediyor musun? Tabii canım. Hiçliğe gidiyor. Ha demek ki bir şey bir yere gidebiliyorsa giden gitme ile gidebilmesi ile gittiği yerin ispatı oluyor. Yok yok olsa varım diyorsun. Evet. Yok yok olsa ne demektir? Olsa. Eğer yokluğu ispat edebildiğiniz anda var olur. Aa bak bak şu hiçliğe gitti. Nereye? Parmak uzatıyorsun. Yani bir yeri tanımlıyorsun. Mesela şöyle diyeyim. İşte bir yer oluyor. Ha bak şimdi. Bak ne hatırlattı bana. Bir şey diyecektim vazgeçtim ondan. Neyiniz var? Neyin var kardeşim? Hiçbir şey. Neyin var Mehmet? Hiçbir şey. Mehmet bir şeyin var mı? Hiçbir şeyim yok abi. Ha hiç da bir şeydir. Hiç denilen şey de bu nispet ettiğin alemden farklı başka bir şeydir. Hiç bir şeydir. Virgülü kaldırırsan hiçbir şey olmaz. Çok önemlidir bu. Üstad diyor ki bir virgülü değiştirirseniz şu alarda benim diyor kastettiğim ana değişir diyor. Nokta diyor, tamam mı? Bak hiç bir şey hiçbir şeydir. Hiç. Adem yani. Varlıktır o da. Ama
vücudu atom cinsinden değil. İlmi vücutlara zeminsiz zemin, varlıksız varlık. Hiçlik zaten yokluk olsaydı Hüsnü Hazretleri, hiçliğini anlamaya çalışın demedi. Evet, çünkü ya. Vallahi hepsi orada. Sıyrı mı? Şimdi, küfrün mahiyeti inkardır dedik. Bir cehildir. Cehil, örtmektir. Örtülmektir. Yani, iki türlüdür küfür. Bir ademi kabul, bir de kabul adem var. Fark nedir arasında? Ademi kabul nedir? Birinde kasıt var, hüküm var, birinde lakaytlık var yani. Mesela ademi kabul hangisidir? Ademi kabul, lakaytlık. Lakaytlık. Ya din varmış. Ya bırak kardeşim, ben bu işlerde yokum. Böyle benim meselem değil ya, din kim mesele din? Ben din denen bir şey yok. Var mı yok mu, ben böyle şeyle ilgilenmiyorum. Varsa vardır, yoksa benim, da yoksa. Benim hobim değil yani. Ha, benim hobim değil dedi. Hani bana dedi ya, benim böyle bir hobim yok dedi. Meselesi değil. Yani. Ha, meselesi. Bu ademi kabul. Bu da diyor ki, bu meselemiz değil diyor bu insan. Ha, bunlar uğraşılmaz. Ondan sonra, peki kabul adem ise bir hükümdür, yoktur diyor. Ne yoktur diye soruyoruz. Allah yoktur, hakikaten mi? Tabii ya, bu da söylemen debildir. Bak Allah yoktur, hiç bir şey. Kim yoktur? Allah yoktur. İşte nereden girdik? Şuradan girdik. Çocuk, arabası, uzaktan kumandalı arabası var dedik, tamam mı? Uzaktan kumandalı araba, ama şu farkı koyuyoruz. Arabaya hayat versek, ruhu var, aklı var. Uzaktan kumandalı araba. Şimdi o araba sanatkarını nasıl düşünür? Görmüyor ya kendisine hükmedeni, tesiri alıyor. Yani gözüyle eserleri görüyor. Ha, böyle birisi var diyor. Damper kalkıyor, araba gidiyor, tamam mı? Ben gidiyorum. Benden hariç birisi bana tasarruf ediyor. Araba gibiyiz biz de. Böbrek çalışıyor. Kalp çalışıyor. Beyin çalışıyor. Hiçbirisi bizim irademizle çalışmıyor. Aynı araba gibiyiz. Uzaktan kumandalıyız. Kulak çalışıyor. Hangisi bizim irademizle çalışıyor? Şimdi hiçbir tane şey bizim irademizin ve kudretimizin içinde çalışmıyor. Tamam mı? Hiçbir tane. Şimdi o araba ruhu olsa, hayatı olsa, aklı olsa nasıl düşünür? Benim bu kadar tekerleğim var. Ustam böyle. Kendi cinsinden düşünmeyecek mi? Yani ben böyle bir damperim var. Benim ustam da böyle ot yer. Sığır gibi düşünemez. Kendi cinsinden düşünür. Ben bu kadar yük taşıyorum damperle. Benim ustamın da herhalde dünyayı taşıyor. Sığır nasıl düşünür sanatkarını? Ben bu kadar otu yiyorum. Ha böyle. Herhalde benim ustam da dünyaya böyle bir basıyor, bütün otları alıyor. Vakumluyor. Yani kendi cinsinden, ben iki ayaklıyım, o 40 ayaklıdır. Yani böyle düşünür yani. İnsan da saniyini, haşa ilahını, insan gibi düşünür. Ne yapar? Oturur, padişah gibi düşünür. Evet, şey yapmayın. Atın şunu cehenneme. Kızdı kafam. Bu insan cinsinden bir Allah düşünmek. Zaten Yunan mitolojisinde bu tarz şeyler var ya, Tanrı çizmişler falan böyle. Ne yapacak? Hatta Tanrı nerede? Nerede olur? Burada olamaz. Denizde olan biz yüzüyoruz. Ekmeğin içinde de olamaz. Tanrı ekmeğin içinde ne işi var? Peynirde ne işi var? Elmada ne işi var? Gökte olur. Şimdi uçakla gidince ne alacak yani? O eskide uçak yoktu. Yani insan Tanrısını ulvi ve kutsileştirmek için ulaşılmayan yere koymak zorunda. Çocuk ulaşamadığı yere, hatta ilaçları diyor, çocukların ulaşamadığı yere koyunuz. 24. sözü diyor ya, bir bedevi padişahın ocağı başında çorba pişiriyor olarak. Evet, onun gibi. Yani burada bunu yakalamanızı istiyorum. Uzaktan kumandalı bir arabayı, araba canlı ve ruhlu kabul etsek, kumanda edildiğini bilir ama sanatkarını görmez. Görmediği için de kendi
aletleri, edevatı, sistemi gibi sanatkarını düşünür büyük olarak. Şimdi araba insanı hayal edebilir mi? Duygularımı, hislerimi, fikirlerimi, gayemi, merhametimi, şefkatimi. Arabanın merhametine bak, bir de benim merhametime bak. Ha, araba insanı, ustası, insanı nasıl düşünemezse insan da Allah'ı böyle düşünemiyor. Peki araba hareket ediyor kumanda ile. Biz de hareket ediyoruz kumanda ile. Ama göremiyoruz kumanda şeysini. Yani uzaktan bakan, burada perde olsa, ben de uzaktan kumanda etsem, perde bez olsa. Karşıda arabalar uçsa, uçaklar uçuyor. İnsansız uçaklar var vesaire, değil mi? Arabalar var vesaire. Robotlar var. 100 sene önce adama söyletsek, seyrettirsek. Ama orada birisi oturuyor. Cebinde şey yapıyor. Allah Allah. Robot yemek yapıyor. İnsan gibi konuşuyor ama insan değil. Cep telefonu insan gibi konuşuyor, insan değil. Acayip bir şey. Büyük ekrana koyduk cep telefonu. Tak tak tak. Perdeler açıyor, videoyu açıyor falan. Ana haberler falan diyor. Seni dinliyor. Ya şaşırır değil mi? Cin girdi derler yani. Oraya cin girdi der. Yani araba canlı ve ruhlu olsa uzaktan kumanda edildiğini bilir. Ama ustasını olan beni, insanın duygularımı, hislerimi, ruhumu, fikirlerimi, meyillerimi, arzularımı, redlerimi, gadabımı, yani insanlık sistemimi asla ve kata, ezeli ve ebedi bilemez. Çünkü ben seni bilemiyorum da araba beni nasıl bilecek? Yani bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Ben yaptım diye bana benzemez. Bu masa ben yaptım diye beni düşünebilir mi? İnsan da böyle Allah'ını düşünemez. Yani. Dolayısıyla ama uzaktan kumandalıdır. Ama kumanda edilmesiyle gösteriyor ki yani ben görmüyorsam yoktur. Yani renkler ve şekiller dünyası değil ki Allah ki göresin. Çünkü gözün karşılığı renk ve şekildir. Kulağın karşılığı seslerdir. Sesi göz görmez ki. Kokunun karşılığı partiküller değil mi? Parçacıklar da senin mesleğindir. Tat da öyledir herhalde. Sıvı, çözünürlük müdür? Ya parçacık da var, çözünürlük de var abi. İkisi de var. Ondan sonra dokunma mesela. Kaşıntını göremezsin. En iyi el görür. Burası kaşınıyor. Ama abi elim kaşınıyor. Şey yapsana. Hiç bu el kullanmadan. Akılla onu göremezsiniz. Ve ne kadar kaşıyacağını bilemezsin. Tamam. Veya vücutta bir de bu misali vereyim. Bu Hızır abinin rahmetlinin misalidir. Şimdi 100 trilyona aşkın hücre var. Her bir hücre beyni mesaj veriyor. Diyor ki 0.000 şu kadar miligram bana su damlası şey ver. Hücresi ver. Miktarını ver. 100 trilyon hücrenin ihtiyaç listesini beyin hesap ediyor. Diyor ki yarım bardak su. Bak iyi dinleyin. Su al dedi bana şimdi. Aldım. Bir bardak içtim ki. Üçüncü bardakta niye duruyorum? Siz söyleyin bakayım. Niye durdum? Hissen doygunluğa ulaşıyorsun abi. Peki beyin buraya diyor ki kapat. Peki o bütün vücuda dağıldı mı mideye giden şey? Su? Hayır. Peki bütün ihtiyaçları giderildi de yeter. Bütün hepsi söyledi. Beyin de dedi ki yeter. Yok daha midede. Buradan ne kadar geçtiğini beyin nasıl hesap ediyor? Çok tuhaf değil mi? Anladınız mı burayı? Bak. Mideye gitti. Daha vücutlara dağılmadı. Aktı. Gel, yeter. Niye yeter? Ben aldım mesela ihtiyaç bu kadar. Peki buradan geçeni nasıl hesap etti? Bütün vücuda lazım olan miktarı nasıl hesap etti geçerken? Ya arkada bir şey yok değil mi? He? Yok değil mi? Kumanda hesap etti. Arkada bir şuur var. Arkada bir hesap eden var. Ruh değil mi işte? İşte ruhtur. Niçin ruh? Ruh şöyle yapıyor. Beyne de hükmediyor, hücreye de hükmediyor. Yani bütün zerrelere bir anda hükmediyor. Her yerde, hiçbir yerde değil ruh. Giren suyu da, suyun her bir zerresine de hükmediyor girdiği anda. Çünkü içeriye giren her şey ruhlanıyor. Ve canlanıyor. Kulaktan gelen ses, gözden gelen her bir şekil.
dokunma vesaire hepsi içeriye giriyor. Hepsi aynı anda. Mazisi mustakbeli yoktur ruhun. Tak gelecek. Şu kadardır diyor. Hemen beyne, akla diyor ki yeter. Peki aslında bu hayvanatla kıyas ettiğiniz zaman hayvanın mesela doyduğunu bilmez. Sizce ne kadar yer? Hayır. Ben çoban yaptım. Ne yapıyor biliyor musun? Hayvan sıfı değil. Suyu çarpar, ayrılır. Ama patlar ya bazen. İnsan da patlıyor. Ruhu yok mu insanın? Sana diyor ki tansiyonun var, tuz yeme gene yiyor. Şekerin var diyor, ne yapayım diyor. At ölmesi diyor. Arpadan olsun diyor. Bilerek yapmıyor mu? Peki intihar etmiyor insan? Hayvan. Ruhu yok mu ya? Yani? Ama aslanıyorum. Ruh da öyle. Hayvan da öyle. Hayvan suyu içeri içir, geri çekilir. Yer bırakır yatar. Sonra geliş getirir. Abi hayvanın çatlaması yemesinden değil çıkartamamasından. Bazıları duymuşuz yani bazen arpayı bulur mesela çuvalda. Hani devamlı yediği bir şey değil ya. Peki o nedir? Ruh. Tamam peki nasıl yok? Aynı cevap veriyorum sana. Peki patlayacak kadar yiyen yok mu insanlarda? Demek ki hayvan olsun bozulmuş. Ne biliyor musun? Ruh hakim değil. Ruhu var. Mahkum. His hakim. Şeyi de açalım da havalansın. Abi o çatlaması şey de. Çatlaması sağsı da sağsı olan ehli söylesin ha. Abi veterinerlere giderseniz şöyle bir boru vardır. Boru. Uzunlukta. He. İnce. Belki serçek parmağımdan biraz daha ince. İçi boş. Veteriner onu götürürler. Hayvan şiştiği zaman onu bakat kısmından sokar. Karnındaki havayı boşaltmak için. Eğer o şekilde boşaltamazsa karnından hafif bıçaktan delik açar. Hayvan çatlamasın diye. Yemekten değil abi. Karnında birken gaz atamıyor hayvan. O yüzden çatlıyor. Allah. Bir şey de öğrendik. Sizde var lan. Allah Allah. O boru ha? İyi ki daha önce söyleseydin ya. Şimdi geliyor cümleye. Paragrafı keşke ben bir düz okuyayım bir daha. Hakaik İslami'ye zıddiyet gösteren, mübareze eden küfrün mahiyeti bir inkardır, bir cehildir, iki, bir nefidir, üç. Sureten ispat ve vücudi görülse de manası ademdir, nefidir. İman ise ilimdir, vücudidir, ispattır, hükümdür. Esas cümleye bakın. Bu malzemeleri bunun için söyleyecek. Her bir menfi meselesi dahi İslamiyet'in bir müsbet hakikatin unvanı ve perdesidir. Eğer imana karşı mübareze eden ehli küfür gayet müşkilat ile menfi itikatlarını kabulu adem ve tasdiki adem suretinde ispat ve kabul etmeye çalışsalar, o küfür bir cihette yanlış bir ilim ve hata bir hüküm sayılabilir. Yoksa irtikabı çok kolay olan yalnız ademi kabul ve inkar ve ademi tasdik ise cehli mutlaktır, hükümsüzlüktür. Şimdi İslamiyet'in her bir menfi meselesi. Bu malzemeler geliyor. Ne anlıyorsunuz İslamiyet'in her bir menfi meselesi? Hani ikinci lemadaki yerle bağdaşarak düşündüğünüz zaman abi. Bir müsbet ibadet ve menfi ibadet vardı ya abi. Yani menfi meseleler müsbet, yani menfi ibadetin yerini dolduruyor sanki. Nasıl o? Ne demek o? Yani hastalıklar menfi ibadettir. Sıkıntıların müsbetler menfi ibadettir. Menfi ibadet. Yani burada her bir menfi meselesi deyince mesela diyor ki namaz, niyaz, müsbet ibadet, hastalıklar menfi ibadet. Evet, sıkıntılar, musibetteki şeyler bunlar da menfi ibadet oluyor. Yani daha genel düşünürsek abi yap dedikleri, müsbet yapma dedikleri menfi ibadet oluyor. Terk ettiklerimiz yani. Diyelim ben camiye gidiyorum, müsbet ibadet yapıyorum. Bir yere günahı terk ediyorum, menfi ibadet yapıyorum. Güzel. Ben kastettiğim bu mu? Soruyorum da işte Mehmet'im. Sen söyle Mehmet. Söyle canım ne haram değil şey değil. Senin söylediğine itikat edip de imanımız da gitmeyecek. Bu lemalar yanında mı abi? Ve yanımda. Pardon mektubat. Mektubat da yanımda. 314'te var ya kabul Adem'in kabul meselesini orada izah ediyor. 314. Mektubat. Salih sende. Sen oku kardeş ben dinleyeyim.
salisen hem kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Ademi kabul bir lakaytlıktır, bir göz kapamaktır, cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muhal şeyler onun için gizlenebilir. Çünkü zaten lakayt kalıyor, yani araştırmıyor. Benim hobim değil diyor. Bu şey değil mi? Hangisi? Ademi kabul. Evet abi. Bu ademi kabul. Onun aklı onlara uğraşmaz. Onun aklı olmadı uğraşmıyor. Zaten lakayttır. Bu menfi meselesi midir? Bu evet. Bu lakayt kalıyor yani. Ademi kabul bu. İzah et. Şimdi kabul ademe geliyor abi. Ama inkar ise o ademi kabul değil. Belki o kabul ademdir, bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. Asıl mesele burada abi. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan. Ya bu da nereden çıkıyor? İnkar da nereden çıkıyor? Onu da söylüyor abi. Senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır. Demek o cihette şeytan aklı elinden alıyor abi. Şeytan hükmediyor onu. Sonra inkarı ona yutturur. Yani var olan bir şeyi ispat etmiyor, inkarı ona yutturuyor. Yani olmayan bir şey yutturuyor. Mesela ispat vücududur, inkar yutmaktır diyor bakın. Mesela ilacı yutarsınız, yemeği çiğnersiniz. Yutturur diyor. Neyle yapıyor onu şeytan? Yani inkarın da mahiyetini söyledi, burada da malzemesini söylüyor. Bu yani daha ciddi. Hem ey şeytan, batılı hak, muhali mümkün gösteren, batılı hak, muhal bir şeyi mümkün gösteren, gaflet, dalalet, safsada. Bak bunların zaten mahiyeti münefiydi abi. Bak şeytanın kullandığı İnkar. Silah. Şeytanın kullandığı silaha bakın. Bir, say. Gaflet, dalalet, safsata, inat, mağlata, mukarebe ve ifal, görünek gibi şeytanı desiselerle çok muhalatı intihac eden küfrü ve inkarı o bedbah insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. 8 tane zannediyorum değil mi? Öyle midir? Evet, gaflet. Öyle zannediyorum. Evet. Öyle ezber iş yapmıştık. Daha önce çünkü biz bunu işlemiştik. Adem meselesini. Evet. Burada. Şimdi bu menfi dedi ya, hani Peygamber Efendimiz hani böyle ziddiyet noktasında ustalarına gösteriyordu. Haşa haşa tövbe haşa, hani ben böyle söyledim işte. Yalancı olsun, şöyle olsun, böyle olsun, tövbe haşa. Yani ziddiyetini gösterip hani Peygamber'in öyle olmasına imkanı yoktur. Hani bu menfi bir mesele oluyor yani. Burada da İslamiyet'in böyle yani menfi bir meselesini böyle söyleyip işte ziddiyetini böyle gösteriyor. Yani o yüzden menfi. Evet, yani şöyle diyorsun. Mesela onun karşıtında olanları ortaya koyuyorsun diyelim ki. Mesela şöyle ispat ettim geçenlerde, size de malzeme verdim ki siz de kullanırsınız diye. Birisi telefon etti bana, felsefeciymiş, okuyor. Kayseri'de mi dedi, Samsun'da mı ne okuyor? İki yer. Dedi ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam demiyor da, peygamberi diyor, olabilir ama dedi peygamber olduğunu, çok yüceltmiyor musunuz dedi. Ben ona ne demiştim hatırladınız mı? Peygamber istese nasıl ister? Dedim ki kalem kağıt var mı dedim. Sorusuna istifami sual, soru sordum. İstifam, yani şüphelendirici soru sordum ona. Cevap vermedim. Menfi yaptım yani. Dedim ki kalem var dedi. Dedim ki sence bir peygamber olması için neler olması lazım? Yazar mısın dedim yani. Bir 10 tane yaz hemen yazıp da ben bunu düşündüğüne göre, bana telefon ettiğine göre düşünmüşsündür. Şurası yok. Şurası eksik. Buraya hiç dokunmamış Muhammed. Mutlaka çünkü düşündüğün için bana bu soru soruyorsun. Düşünmeden soru sorulamaz. O zaman soruyorsan papağansın, bir tanesinin ağzını kullanıyorsun. Dedim ki yazar mısın? Sence bir peygamber olması için ne lazım? Durdu. Hemen anladık tabii gayet. Peki yazmadı. Yazsan niçin istedim biliyor musun? Size söylüyorum şimdi. Yazsa bak bakalım bu eksik, bu keşke olsaydı, bu tarafı yok dediğim Muhammed'de yok mudur? Bir insana herkese soruyor.
bir insan adetullah kanunları içinde niye uçak gibi uçmuyor? Niye benim 5 ton yükümü götürmüyor? Böyle mantıksız, ahlaksız insan dişi böyle adetullahın dışında böyle bir istemeden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da peygamber ama şu tarafı eksik. Bir imanınızdan değil. Mesela hatırınıza gelen ne olabilir? İnanın onu gidin sorulun. Cahiliz onun. Onun kapasitesi o dediğin eksikliği dedin. İnan onun fazla bilgimiz yok. Var o. Dolayısıyla Mehmet'in dediği bu. Peki bu da antika. İnkar iki tanedir. Adem'i kabul. Bu İslamiyet'in menfi meselesi değil. Onu da düzeltiyorum seni. Kabul-ü Adem menfi meselesidir. Yani Adem'in kabul menfi meselesi değil. Niçin değil? Ben böyle bir hobim yok diyor yani. Menfisi değil ki. Karışmıyor. Allah varmış. Beni alakadar etmiyor. Var mı? Onu da beni alakadar etmiyor diyor. Tamam mı? Ama kabul-ü Adem bir hükümdür. Yoktur diyor. İspat etmek zorunda. Ha, ispat etmeye kalkarsa kullandığı menfiler hepsi de İslamiyet'in müsbet şeyi. Mesela ona ait birkaç tane cümle okuyayım, ben kağıt not almışım. Menfisi, menfi ibadetin hükümleriyle ispat etmek gerekiyor. Nasıl yani? Sen dedin ya, bir tane olmadığını veya olsa ne olması lazımdı veya ha. Ne, onun gibi yani. Ha, tabii mesela menfis zikrettiği zaman karşısına müsbet koymayın hemen. Benim bir adam hastalanmış, adam hastalanmış bir sıhhatla gibi namaz kıl diyemem ben. Bir dakika, bir de söyle bakayım ne dedin? Adam iyi hastalanmış. Ha. Hastalığa mahsus ibadet ver abi. Hı-hı. Yani gücünün yettiği kadar namaz kıl diyor. O şekilde kıl diyor. Veya oruç tut diyor. Veya yolculukta kazaya bırakabilirsin diyor. Ama ben bu rahatsız olan birisine sıhhatlı birisi gibi ibadet yap desem olmayacak bir şey söylüyorum ona. Hı-hı. Bak şimdi. Niçin böyle yapıyoruz? Ey kozmografya, kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Bir bu. Bir de istifam-ı sual. O neredeydi istifam? Soru sorarak işini bitirmek. Onu neredeydi? O aynı böyle geçiyor. İstifam. Şu olabilir. Hücce, bak 15. sözün zeyli. Ne hatırlamıyorsunuz? İstifam. Hüccetil Kur'an, hüccetil Kur'an ale şeytan ve hizbihi. İblisi ilzam, şeytanı ifam. Ehli tuğyanı iskat eden birinci mepas. Şimdi istifamı olacak, istifamı. Yani ne yapıyor biliyor musun? İstifam. Kullanılan yöntem soruya soru soruyor. Mesela biraz önce gösterdiğim gibi. Mesela peygamber niçin peygamberdir? Niçin izah edeceksin? Bir sürü var. Sence niçin değildir? Diyeceksin. O saysın. Şundan dolayı peygamber olamaz. Tamam. Yani bu çok da keskin bir virajdır yani. Hani alamazlar, bu virajı alamaz. Çünkü söyleyen o değil, değil mi abi? Değil. Çünkü delil kullanacak. Delil kullanınca hepsi varlığı kullanacak. Yokluğa giderken niye varlığı kullanıyorsun? Yoku ispat etmek için yoku kullanman lazım. Günah bilince günah olmaktan çıkıyor diyor ya abi. Burada neyi kullandın? Şimdi abi günah bilince günah olmaktan çıkıyor. Yani bu Adem'den geliyor bütün şeyler. Ha bak. İnkarı varlık yani ispat edildiği anda yani yok inkar edildiği anda yok ispat edildiği anda şöyle diyeyim. Yokluk ispat edildiği anda İspat edilen her şeyi unutmayın. Müsbettir. Yokluk ispat edilemez çünkü yoktur. Bu sistem Allah'ın bizi ne kadar sevdiği gösteriyor. Evet. Şeytana... Çünkü çalışmıyor. Öteki yön çalışmıyor mevcudatta. Bakın
yoku ispat ettiğin anda kullanacağı malzeme varlık değil midir? Mantık değil midir? Matematik değil mi? Fizik kullanmayacak mısın? Yoklukta kullandığın malzeme varlıksa varlıkla yokluğa gidemezsiniz. Onun için yokluğun ispatı yoktur. O varsa o yok denilen şeyin ismini değiştir. O vardır. Çünkü ispat edilebilmiş. Örnek verdim. Hiçbir kitap yoktur piyasada. İnsan sekiz kafalı değildir. Delillerini sayan bir kitap yok. Ama Allah yoktur diyen kitap vardır. Çünkü sekiz kafalı insan yok da onun için böyle bir kitap yok. Allah var olduğu için Allah yoktur denebilmiş. Var olan bir şey yok denilebilir. Olmayan bir şey zaten düşünülemez yani. Yok yani. Fikre gelmez. Şimdi menfi meselesine ait bir şey okuyorum. Beşer dünyasında kanunu mübarezenin tahakkuku için cem edilen ezdadın hayır kısmı müsbet, onun zıttı kısmı da menfidir. Bu bir. Benim aldığım not yani kitaptan okumuyorum bak. Görüyor musunuz? Böyle harun bakıyor da bu kenarlara koymuş olduğum. Hani pat diye her daim her mevzu hatırımıza hemen gelmez. Can alıcı şeyleri böyle not şey yapıyorum. Yapıştırmışım. İki, dindeki emir ve nehiler, emredilenler müsbet, nehyedilenler menfidir. Yani namaz kılın müsbettir. Namaz, içki içmeyin. İçki içme, zina yapma. Menfi meselesi müsbet bir hakikatin unvanıdır. Yani niçin içilmemesi gerektiğini bakınca korkunç bir ilim çıkacak. Yani İslam'ın emirleri bir tanesi menfidir, bir tanesi müsbettir. Bir taneler, bir kısım yapma, yapınlar var. Bir kısmı yapmayın. 3. İnkarcılığın nefedilmesiyle alakalı kısım menfi mevcut. İman hakikatlarının ispatlanması ile alakalı kısım ise menfidir. Mesela 32. sözün birinci mevkıfı menfi imanın meselesidir. İkinci kısım ise müsbettir. Mesela 32. sözde inkarını ispat etmek için atoma gidiyor. Sonra yıldızlara gidiyor. Yani ona örnek olsun misalede. Menfi meselesine dair 32. sözün birinci meselesi. Müsbetine dair ikincisidir. Üçüncüsü de zaten Esma. Esma'yı anlatıyor. Şimdi İslamiyet'in menfi meselesi dahi mesela Allah yoktur diyebilmek şekilde de yaratılmış insan diyebilsin diye. Namaz kılamazsın, kılmasın diye de yapamam. Ta ki bu da başka bir hakikatin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Abi Allah'ı inkar edenlere şey demek lazım bu manada. Hani yokluğumu önüne getirebilirsem o zaman yokluğu kabul edebilirim demiş. Evet yani yokluğun vücudu var mıdır diye soruyor. Demek istiyorsun. Doğru. Anladınız mı? Yani böyle İslamiyet'in bir menfi meselesi var, bir de müsbet meselesi var. Mesela hepimizin bildiği lemalar. Abi o zaman yani yokluk diye bir şey bizce mi yok ya da hiç mi yok? Hiç yok. Bak, o zaman Adem'e mutlak olur. Bak şöyle diyeyim. 3 tane vücut var. Ama vücut. Vacibül vücut. Ne demek? Vücudu başkasına muhtaç olmayan, var olduğu için var olan. Allah. Neye? Eylem olarak örnek verelim. Allah'a böyle anlatılmaz ama en basitinden veriyoruz ki kolay olsun yürüsün diye. Suyun ıslaklığı zatındandır, harici değildir. Şu bir bardak suyu, bir okyanus suyu boşaltarak ıslatamazsınız. Hariçten kazanılmayan bir şey değiştiremezsiniz. Yani cevher olan şey değişmez. Suyu yapamam. Mesela zaman. Zamanın zamanı yoktur. Kesemezsiniz, doğrayamazsınız. Hacmi kütlesi yok, sıkıştıramazsınız. Tamam? Gibi. Mesela matematik. Niçini yoktur. Yani mesela fizik öyle değildir. Eşeği kaldırın,
mevcudatı fizik yoktur. İnsanı kaldırın tıp yoktur. Öyle değil mi? Mevcudatı yok edin matematik hali vardır. Yok benim şuurumun haricindeki bir şeye mi yok diyorum ben abi? Anlatacağım onu. Birinci vücut bu. Vacibül vücut. İki, yani örnek verdim ki vacibül vücut ne demek? Yani zatı olan hassa böyle bir vücut. İki, mümkün vücut. Yani ben, sen, bu çiçek. Olabilirdik de olmayabilirdik de ama birisi tercih etmiş. Varlığa çıkmışız. Varlığa çıkışımızda bir yere ihtiyacımız var. Buna mümkün deniliyor, mevcudat. Üçüncüsü ise, senin şeyine gelin, mümteni vücut. Yani ihtimallerin nihayetsizliği. Mesela 8 kafalı olabilirdi. Allah'ın ilminde bu var. Vücut haricisi yoktur. Bu Allah'ın ilminde mümkün vücut var. Kendi vücut bilgisi de var. Mümteni de var. Mesela insan böyle değil de ne bileyim böyle olurdu, böyle yürürdü. Başka kafan tepesinde güneş şey olurdu, göz olurdu. Ne bileyim ha, istediğin gibi düşünün. Bunlara ihtimalidir ama yoktur vücut. Bunlara mümteni vücut denilir ama var. Bu ademdir yani. Vücuda çıkmamış. Bunu Cenab-ı Hak senin şeyine geliyorum. Bu mümteni vücudun, üç tane vacibül vücudun, imkanı vücudun, mümteni vücudun da numunelerini sana koymuş. Tövbe ya. Vacibül vücudun numunesi, haşa, numunesi demeyeyim de, enedir. Vücudu yoktur. Vacip değildir. Varlık değildir. Berzahtır. Ya bizdeki ene, yani ene dediğimiz var ya, benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen işte, ruhun arkasında olan, o işte haşa vacibül vücut değil. Mahluk da değil, çünkü vücut haricisi yok. Ruha kadar geldik, ruh mahluktur. Ondan öteye mahluk yok. Vacip da değil, kabir gibi yani, dünya değil, ahiret değil, berzah. Ha, o zata bakıyor. Dedim ya, vücudun nümunesini koydu. Zata bakıyor. Mümkün vücut ruhtur. Olabilirdi de olmayabilirdi ama olmuş. Birisine muhtaç. Mümteni vücut ise emri nisbi itibariler. Emri nisbi dışarıda. Mesela istediğin gibi kesiyorsun hayalen. Bak zeytinburnu, bak göl yapabilirim ben şimdi. Bak burası göl. Bak bir sürü uçak kalkıyor. 500 tane var. Orada yok öyle. Burada var. Bu mümteni vücut. Ha, bunun numunelerini bize koymuş. Üç tane iki takı düşünesiniz diye. Ama mümteni vücudu gene ademi mutlak değil. Ademdir. Uçak kalkıyor dedim ama uçak yokluğu yok. Yani yokluğu yok da fakat burada 500 tane yok. Ama uçak var. Mesela 8 kafalı. Kafa var ama 8 tane kafalı değil. Gene varlığı kullanır mümteni vücut. Varlığı kullanmadan gene bir şeyi düşünemezsiniz. Mesela bana bir şey söyleyin de varlığı kullanmadan olsun hadi. Bir şey olur. O da bir şey. Şey diyorsunuz ya, eşyanın teki de. Şey. Hiç. Bir şey. Hiç. Yani kastettiğin, olmasını istediğin, olmadığı için başka şey var. Orası boşluk değil, hiçlik değil, boşluk değil demeyeyim de. Orası adem-i mutlak değil. Onu mesela şurada telefon var mı? Yok. Ama bunu dolduran bir yer var da, burası hava ama bir şey var, hiç. Hani bunun hiçliği var ama burada hava var yani. Varlığı kullanmadan düşünemezsiniz. 8 kafalı insan. Varlığı kullanarak da yokluk düşünemez abi. İşte bunu diyorum. 8 kafalı insan var mıdır? Yoktur. Ama neyi kullandın? Kafa kullandın. Bir kafalı insanı kullanarak 8 yaptın. Ama hiç insanı kullanmadan, varlığı kullanmadan bir şey düşünülemez, inkar edilemez. Düşünülemez ki inkar olsun. İlle varlığı kullanman lazım. İnkarda bile. Varlığı kullanman lazım. İşte İslamiyet'in her bir menfi meselesi de, yani la ilahe
İlah yoktur, ilahlar yoktur, ilah dediğin şeyler. Niye yok? Bak bakalım ilah olmaya bir özel liyakatları var mı mesela? Güneş ilah olabilir mi? Hayatı yok, bana hayat veremez. Toprağın ruhu yok, bana ruh veremez. Bakın bakalım ilah olabilecek eşyada kıyas ederek ne var? La ilahe. La ilah, ilah yoktur. İslamiyet zaten menfi meseleyiyle müsbete geçer ilk önce. İllallah demez ilk önce. La ilahe. Sonra illallah der. Niye? İlah olacak şeylere bak bakalım diyor. Yani Karl Marx'ın dediği tam ters. Din afyondur. İnandığınız için uyuşturursunuz, kafa çalışmaz, teslim olursunuz. Kafa teslim olur, kafa çalışmaz diyor. Çünkü din afyondur, uyuşturur. Afyon adam uyuşturur. Tam tersi. İslam diyor ki bunun tam tersine uyuşturma kafayı. İlk önce çalıştır, aklını kullan, yokluğuna doğru çalış bakalım. La ilah olabilecek ne var? Baktım ilah değil, olamaz. Güneş, tabiat dört tanedir. Tabiatın içine. Güneş, hava, toprak, su. Ve bununla yapılan bir şey. Güneş ilah olabilir mi? Yok. Hava ilah olabilir mi? Yok. Toprak ilah olabilir mi? Yok. Peki su olabilir mi? Yok. Dördünü bir araya getirerek, dördü hayatsızdır. Hayat olur. Dört tane amayı bir araya sıkıştırarak göz olur. Ha diyor ki İslam, uyuşturma kafanı. Kafayı çalıştır. Bak bakalım ilah olacak sıfatları ve hakimin var. Yok. Ha, o zaman Allah'ın varlığı ilahların olamamasından, olmayışından ortaya çıkan zaruri neticedir. La ilahe. İlk önce Allah'ı kabul edip şirkleri, bu mevcudatı reddetmiyoruz. Mevcudatın ilahlığı olamayacağını reddettikten sonra bir mevcudat dışında bir varlığın ilah olabileceğine neticeye gidiyoruz. İllallah. Tabiat esasında o kanet kullanıyor. Tabiat evet, tabiat önce oradan. Önce muhalleri... Ben işte onu kullanıyorum şu anda. Ben böyle zeki bir adam değilim, akıllı değilim ki. Yalnız Risale-i Nur'u böyle merakla okuyorum, notlar alarak okuyorum. Mesela niye imanınızı tazeleyin var ya böyle şeyde cumartesi dersinde. Mesela üç tane şeyle iman tazelenmesi lazım. İnsan değişiyor. Alemi değişiyor. Vehim, his, heva ve şeytan hükmettiği için iman tazeleyecek. Misal. Böyle hemen hemen yazılıyor. Yani burada da böyle. O tabiat risalesinde dört tane anahtar var. Şu kilidi açmak için. Dört tane anahtar var. Şu kapıyı açacağız. Kesin mi? Kesin. Hepimiz hep kaniyiz. Başka yok. Bu dört tane. Bu kapıyı açacak. Kesin mi arkadaşlar dört tane? Evet. Vur kilidi aç bakayım bu anahtarla. Açtım açmadım. Bir tane gitti. Ötekisini de vur. Açmadı. Üçünü de vur. Açmadı. Dördüncüsünü vurmana gerek yok. Çünkü zaten kesin. Çünkü daha ilk önce her bir anahtarın açma ihtimali %25'ti. Bir tanesi giderse %75. %50. Bu da giderse %100 bu doğru olur son. Orada diyor ki tabiat yaptı. Kendi kendine oldu. Sebepler yaptı. Allah yaptı. Dolayısıyla menfi denilen şey de kullanılan müsbet malzeme kullanılmak zorundadır. İşte la ilahe. Sonra ilahlığa gidiyorsun. İllallah. Mecbur kaldığın için. Allah'a inanmak mecbur kaldığın için illallah diyorsun. Ama ilk önce sen bir şey istiyorsun. Biz böyle bakalım mevcudat içinde mevcudata hakim olacak, ilah olacak bir şey olabilir mi? Bak bakalım. İşte her bir menfi meselesi dahi bir müsbet hakikatin unvanı ve perdesidir. Ben şimdi bununla alakalı yerleri bir okuyayım. Ondan sonra kapatayım. Ha sen bunu söyledin. Mesela lemalardaki hastalık, sihat. Menfi meselesi. Yani hastalık da ayrı bir sihattır. Bedensel sihat değil, bedenin de sihatıdır. Bazen motive ediyor. Yani senkronize ediyor. Yani yeniliyor. Düşünceler. Hastalık ruhun kendini, yani o ruhun kendi düresini yenilemesinden
Evet, yani beden bedene hakim olmasını sağlıyor hastalık. Bedenin özelliklerini kısacaksın ki içindeki hakikat ortaya çıksın. Şeye benziyor. Ağaç topraktayken yaştır. Yakarsanız dumanı çok olur. Onu kesersiniz veya kışı beklersiniz. Su çekilince güneş ona hakim olur. Yakarsanız nuru çok olur. Nurunun çok olabilmesi için odunu yakınca odunu kurutmanız lazım. Veya ağaçtan su çekildiği zaman ağacı keseceksiniz. Şimdi ben yerleri okuyayım. Çeşitli yerleri okuyayım. Veya ben yerleri mi söyleyeyim? 511 şualar, 5. sayfa, 118 sayfa, 119 sayfa, 617 sayfa, lemalar 73, şualar 81, şualar 590, şualar 464, şualar 276, mektubat 211, lemalar 10. Buralarda İslamiyet'in menfi meselelerini anlatıyor. Yani ders uzayacağı için. He? Birkaç tane okuyalım abi. Birkaç tane okuyalım. Peki. Beşte ne var bakayım? 81 okuyun abi. Hepsini zaten. Lemaları da okuyalım. Eğer 81 hadi 81 okuyun. 81. Bütün menfiler de oradan çıkıyor ya. Oradan. Peki. Madem öyle istedi. 81. Nerenin 81'i? Şualar 81. 81'e geldik. Neresi 81? Eğer desen de Allah var. Eğer desen. Madem bütün güzellikleri menba vücuttur. Vücutta küfür ve enaniyeti nefsiye dahi var. Vücutta enaniyet de yok mu? Küfür de var. Örtme özelliğimiz de var. Cevap. Küfür ise hakaik imani inkar ve nef olduğundan ademdir. Vücudumuzdaki adem inkar tarafımızdır. Varlığın zıttı ya. Enaniyetin vücudu ise haksız temellük ve aynedarlığını bilmemek ve mefhumu muhakkak bilmekten ileri geldiğinden vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Madem bütün güzelliklerin menba vücuttur ve bütün çirkinliklerin madeni ademdir. Elbette vücudun en kuvvetlisi ve en yükseği ve en parlağı ve ademden en uzağı vacip bir vücut. Mükemmel bir mantık. Allah aşkına burayı ayrı bir ders olması lazım. Yemin ederim. Acayip. Yani deli ediyor benim. Başıma ateş atıyor şu ya. Bak diyor ki madem bütün güzelliklerin menba vücuttur. Bütün çirkinlikleri madeni ademdir. Bir. Elbette vücudun en kuvvetlisi, burası beni deli ediyor. Vücudun en kuvvetlisi ve en yükseği. Mektubata geçtiniz mi bu cümleyi okurken? Bak mektubata geçtiniz, 20. mektuba geçin bak. Elbette vücudun en kuvvetlisi, en yükseği, en parlağı nasıl bir vücuttur? Adem'den en uzak, vacib bir vücut. Ezeli ve ebedi bir varlık, en kuvvetli ve en yüksek ve en parlak ve kusurdan en uzak bir cemal ister. Belki öyle bir cemali ifade eder, belki öyle bir cemal olur. Güneşe ihatalı bir ziyanın lüzumu gibi, güneşe ışığı yok kabul edin. Güneş olur mu? Kütle olur semada. Güneşe güneş denmesi için ziyası olması lazım. Güneşe yatalı bir ziyanın lüzumu gibi vacibül vücut dahi sermedi bir cemal istizam eder, onun ile ışık verir. Şimdi nereyi deli ediyor beni dedim biliyor musun? Bak oraya şey yapayım. Oraya geçin diye. Orzayı zaten ders yapamıyoruz yani çünkü biraz muhatap lazım böyle. Beni de açacak bir şey gerekiyor. Harun abi ben varım burada. Vallahi böyle çok muhatap olunursa şurayı yapabiliriz. Şimdi burada bir atıf vardı 59 Adem'le alakalı. Ama benim anlatmak şey yaptığım benim bir muhatap olup da böyle enfusçilerle olur ha.
O sizinkilerle olur. Bak hangisi, bak okuyayım. C'yi okuyacağım, yeri. 20. bak. Acayip bir yer. Mübalağa etmiyorum İrfan, inan. Muhatap olsa var ya. Bak. Dibine dibine diyorsunuz ha. Ha, böyle indikçe iniyor böyle, keyif vereceğim ama biraz da açacak da beni zorlayacak yani. Zorlasın ki böyle, keyif versin ya. Hep böyle yüzeyde olanları söylediğince keyif vermiyor Ferzan Feyze. Bak şimdi, şuradan okumak istiyorum, okuyayım bak. Sayfa abi. Ha, sayfa 248. Bak. Harika. Deliler bölgesine hoş geldiniz. İnan mübalağa etmiyorum, göreceksiniz. Şu kainatta şu görünen efal ile tasarruf eden Zat-ı Kadir'in kudretine nispeten cennetin icadı bir bahar kadar kolay ve bir baharın icadı bir çiçek kadar kolaydır. Bu bir iddiadır. Bu iddiadır ha, ispat değildir. Ve bir çiçeğin mehasini sanatı ve letaifi hakikati bir bahar kadar letafetli ve kıymetli olabilir. Şu hakikatin sırrı üç şeydir. Bir, bunu yapan zat, yani bir şeyde sanat niye en mükemmel olur? Niçin sonsuz olur? Niye Allah sonsuz mesela? Birincisi, sahnedeki vücut ve tecerrüt. Ayrı bir konu. Hem lazım olacak, hem ondan hariç bir şey olacak. Evet. Yani hem benim ihtiyacım olacak, hem de ben onun haricinde bir şey olmam lazım. Olmam lazım. Vücut ve tecerrüt. İki, geleceğim o şeye, hangisiydi o şualardan. Mahiyetinin mübayenetiyle Adem-i takayyut. Ne dedi İrfan? Mahiyetinin açığa çıkmasıyla abi, kayıtsız olması diyor. Yani bu yine aynı tecellüt manasında bir şey geliyor da abi, tam tefekkür etmek lazım. Tamam, peki geçiyorum. Üç. Adem-i tahayyüz ile Adem-i tecezi. Aynı olamaz. Değil abi. Yani Adem-i tecezi cüzlere bölünme işi. Parça parça olma işi. Doğru mu? Hiç tefekkür etmedim. Bir defa şey yapıyoruz abi. Tamam. Bir defa şey diyecektim. Bu şura dedi ya, vücudun en kuvvetlisi ve en yükseği ve en parlağı ve Adem'den en uzağı vacip bir vücut ve ezeli ve ebedi bir varlık. Vücudun en kuvvetlisi ve en uzağı ve en parlağı Adem'den en uzak. O şu ne demek biliyor musun? Birinci sır diyor, sahnedeki vücub ile tecerrüt. Şurada... Ne yapalım? İnşallah bir gün sahnedeki vücut ile tecerrüt. Yani hem zorunlu hem de her şeyde tecerrüt etmiş abi. Yani bütün varlıklarda. Hafif abi. Kaparalarsanız belki yürürüz abi. Şeyde hemen altında birinci sır diyor. Ama sır diyor. Sır değildir abi. Tamam. Adı sırdır değil mi? Adı sırdır. Ne yapayım sadece? Ama mükemmel ya. Hani Risale-i olduk, anlamıştık, koymuştuk kenara. Ha diyorlar ki, enfusi. Enfusine daha geçmiyor, mezahirde daha şey yapıyor. Bugün sahirde yürüdük. Bu anlattıklarımızı konu, zahir. Huve lebelu ve lahiru ve zahir vel batın. Zahirde konuştuk Mehmet. Konuştuğumuz mevzu evvel değil ya. Allah'ın da kendisi değil, ahir değil. Şey, evvel değil, Allah değil, ahir insan değil. Zahirde konuştuk, batından hiç konuşmadık zaten. Abi bu vacib-i vücut, bakir bir mesele yani, kimsenin de ilerlemedi. Yani Cenab-ı Hak bu vacibiyeti, ben hiç duymadım konuşurdum ya. Ezeliyet evet. Şeyler geliyor ama söylemesi zor. İçeride belki birileri vardır, bir seslenin abi. Demiş ya, bağırıyorum ama köyde kimse varsa. Köyde bir şey desem yani
vücudu zorunlu zaten Allah mevcudu var, bir vücudu var değil mi yani? Fakat o vücuda da ihtiyacı yok yani. Bir parça. Sen neredesin? İstanbul'da. Evet. Esma abi. Anne kandaki çocuk anneyi bilir mi? Bilmez. Niçin bilmez ama içinde? Çok yakın olduğunda. Emre nispi oruç koymuş da. Yerine bilecek. Vücudu nerede? Müstakil bir vücudu var mı? Anne haricinde var. Anne karnında bahsediyoruz. Yok abi. Şiddeti zuhurundan bilmiyor. Şiddeti zuhurundan. Peki. Anne ile baba niye farklı? Şöyle. Baba benden bilir çocuğu. Anne kendisinden bilmez çocuğu. Hala yaşlansa bile kendi uzantısı kol gibidir. Böbreği gibidir. Çocuk bendendir. Benden hariçtir ama benimdir. Değil. Orada dolaşıyor ama benim şeyim, gölgem. Şimdi buz ben aslı suyum diye bilebilir mi? Çocuk ben aslında anneyim. Anne değil. Çocuk anneye nasılsa biz de Esma'ya öyleyiz. Çocuk anne, karnındaki çocuk. Annenin cinsiyetini, nesebini, kültürünü, tipini, kilosunu, yaşını, ahlakını, emellerini, elemlerini ve inancını bilemez. Ancak aldığı vahiy ile bilir. Vahiy. Çocuk vahiy alır anneden. Nasıl vahiy alır? Düşüncelerini Cebrail olan, düşüncelerini çocuğa ileten histir. Asabiyetini, annenin asabiyetini çocuğa iletiyor. Annenin dindarlığı iletiliyor, sirayet ediyor. Şöyle diyeyim. Kahveye gittiğiniz zaman üzerinize sigara kokusu sinecek. Ahlaksız adam, oturacaksınız, canınız sıkılacak. Hariç, benden atılacak büyük küçük abdest beni tanımlayacak ama anne karnındaki çocuk anneden etkilenmeyecek. Hariç sigara içenin kokusunu üzerime alacağım ama anne karnındaki çocuk anneden etkilenmeyecek. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Olmaz. Annenin dindarlığı ve dinsizliği, sefihliği ve açık saçıklığı, namaz kılıp kırmaması çocuğa sirayet ediyor. İslam hukukunda fıkhını söyleyeyim. Özür dilerim, affınıza sığınırım. Bilavelet. Nikahsız çocuğun imamlığı tahrimen mekruh, haramdır. Harama yakındır. Geçemez. Yani ne suçu var? Yok, ben sana ceza vermiyorlar ki. Geç. Yani aynı yani bir anne babadandır. Anne babadandır. Anne baba. O da anne baba. Sen de anne babadan olmadık mı hepimiz? O da anne baba. Adetullah tek. Aynen. Yani niye öyle? Peki bakın ruhuna. Ha. Zihniyet ve itikat sirayet etmiş. Nikahla nikahsız sigara içenin sigara kokusu bize nasıl siniyorsa, ki hariç, özür dilerim, büyük abdest veya kan idrar, kan, seni dışarıya nasıl taşıyorsa, ses, beni karşıya nasıl taşıyorsa, anneden çocuğa aynen bir tamamıya sirayet var. Aynen. Annenin geçirdiği bütün evreler, sıkıntılar vesaire, aynen çocuğa sirayet var. Çocuğa baskın bir karakterdir. Ama kendisi ilim yaparak, belirli bir şeysinden çıkabilir. Ben mesela annemin çok ahlakı var bende. Çıkmam şansım yok. Çıkamam. Köylü de diyor zaten. Şu tarafın diyor annemin arkadaşları diyor ki oğlum diyor ya annemin arkadaşları. Oğlum şu tarafın annene benziyor. En azından
simam dışına çıkamam. Simam. Hislerim çıkamam. Çıkamam. Çıkabildiğim saha mahdut sahadır. Mesul olduğum sahalardır. Nesebi taşıyıcılarımdan çıkamam. Kültürden çıkamam. İsmimi kendim koyamamışım. O kadar acizim. Kendi ismini kendisi koyan var mı? Nereye hürsün? Dershaneye gelince koydun abi. Doğru. Hatta siz koydunuz sizler. Ben mi koymuştum? Müzakereden sonra beraber koydum. Senin ismini ben mi koydum? Mektuba taştık, oradan şey yaptık. Oradan koydum. Allah Allah. Açtık 19. mektupta sağ taraf üstten çıktı değil mi? Hı-hı. Resul dedik. Aman 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 eskiyi unutmuşum sakın söyleme. O duruyor da. He? O duruyor da. Dursun. Dediniz. Dedin mi? Dursun. Dursun muydu? Ya bir insana dur. Dursun. Dursun. Durdu. Kaya. Kaya. Bu da kapa. Neyse. Telefiz ettik. Dursun isim. Dursun. Dursun abi son çocuk mu? He? Son çocuk mu abi? Yok. Durmamış o zaman abi. Peki. Bahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.